Şeyma Vural, neler aktaracaksın bize? Arkanda yoğun bir kalabalık var. Sıcak gelişmeler sendeyiz. Evet, sıcak bir gelişmeyle başlayalım. Bir önceki yayında söylemiştik, Dilan Polat, Engin Polat ve Sezgin Polat azmettiricilik şüphesiyle ifade vermek üzere Küçükçekmece Adliyesi'ne getirildiler. Şimdi de savcının yanına tek tek çıkarak ifadelerini veriyorlar. Önce baba Sezgin Polat geldi. Yaklaşık 45 dakika kadar savcının yanında kaldı. Ardından Engin Polat getirildi ve Engin Polat da savcının yanına giderek ifade verdi. Şu anda bu kalabalık görüyorsunuz. Bu kalabalık savcılığın koridorunda Dilan Polat'ın gelmesini bekliyorlar. Dilan Polat da Engin Polat ve Sezgin Polat'ın ardından savcının karşısına çıkarak ifade verecek. Şu an kameraman arkadaşım Yunus Şaban Yaman ekranlarınıza getiriyor. Dilan Polat soruşturma savcısı Habib Ekrem Teker'e ifade vermek üzere adliyenin koridorlarında yürüyor. Evet, görüntü biraz bozulmuş olabilir. Kusurumuza bakmayın. Çünkü burası gerçekten bir basın trafiği var. Herkes görüntü almaya çalışıyor. 1 Ekim tarihinde şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın İstanbul Bahçeşehir'de bulunan güzellik merkezine silahlı saldırı düzenlenmişti. O saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada da 5 zanlı tutuklanmıştı. İşte o zanlılar ifade verdiler ve ifadelerinde tetikçi olduklarını itiraf ettiler. Yani Banu Parlak'ın dükkanına kurşunlanmasının 20-30 bin liralık meblağlar karşılığında yaptıklarını söylemişlerdi. Şimdi o azmettirme şüphesiyle Engin Polat, Dilan Polat ve Sezgin Polat tek tek savcının karşısına gelerek ifade veriyorlar. Biz de o anları canlı olarak ekranlarınıza getirdik diyelim. Sözü size bırakalım. Şeyma, çok teşekkür ederiz. Sıcak gelişmelerle birlikte o sıcak görüntüleri ekranlarımıza yansıttın. TRT Haber ekranlarında özel olarak geldi. Teşekkürler Şeyma Vural.